Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazar günü etkinlikleri geldi. Bayern Münih paketi geldi. İçinde Pilip Lahm, Matheus ve Van Buiten var. Lahm'ın geleceğini zaten, Pilip Lahm'ın geleceğini zaten biliyorduk arkadaşlar. Ama yanındaki oyuncular kimler olacak onu merak ediyorduk. Hani Beckenbauer bekliyordum. Mateus işte veya başka bir oyuncu olur mu? Lizarazu vesaire diye konuşuyorduk. E, hatta Avrupa'nın diğer e, ülkelerinden acaba oyuncular olacak mı diye düşünürken sadece Bayern Münih paketi geldi ama içerisinde Beckenbauer değildi. Van Buyten oldu. Yani yani Philippen, Mateus, Beckham, Beckenbauer gelseydi zaten ee, çok üst düzey bir paket olurdu. Yanına Van Buiten'i eklemişler. Şimdi arkadaşlar oyuncuların değerlendirmesini yapacağız ama e, bir etkinliğimiz daha gelmiş bugün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha önce böyle bir etkinlik geldiğini ben hatırlamıyorum. E, herhalde ilk defa geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Eğer şeyse de e, daha önce geldiyse de yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar pozisyon antrenörü etkinliği gelmiş. E, burada gördüğünüz gibi 3000 puana ulaştığımız zaman şöyle gösterelim. Bakın burada bir tane pozisyon antrenörü veriyor. Keşke bir tane daha olsaydı. En az iki tane alabilseydik buradan ama en azından böyle bir etkinliği de düşünmeleri iyi olmuş. Çünkü pozisyon antrenörü bulabileceğimiz yani ne e-futbol puanı ile alabileceğimiz markete koymuşlar, ne etkinliklere koymuşlar, ne de giriş bonusu vesaire yoktu. Bu şekilde her hafta gelirse çok iyi olur ama bir tane çok az olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Keşke markete falan da eklemiş olsalar buraya gelip buradan e, şu YZ'ye karşı etkinliğe girdikten sonra buradan oynayabilirsiniz. Şimdi bunları e, nasıl çıkıyor diye sorarsanız arkadaşlar bu etkinlikler e, Brezilya'ya özel etkinlikler olduğu için çıkıyor. Bu e, çünkü şeyi hesabı Brezilya e, tarafından açmıştık. Brezilya yani e, şey o konum olaraktan Brezilya'yı seçtiğimiz için o şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar oyuncuların bir değerlendirmesini yapalım sizlerle birlikte. E, ...bu oyuncular için top açılımı yapmaya değer mi değmez mi? Şimdi Lam ilk defa geldi oyuna. E, Van Buyten de yine aynı şekilde ilk defa. Mateus'un çeşit çeşit kartları geldi. Hemen bir değerlendirmesini yapalım arkadaşlar. Şöyle ekranımızı bir değiştirelim. Öncelikle e, normal standart oyunculara baktığımız zaman... ...burada yine üst düzey oyuncular. Ederson 99 olarak gözüküyor. Bakın arkadaşlar böyle bir özelliği varmış. Yine burada... E, Nuno Mendes de üst düzey bir oyuncu olaraktan 99 oluyor. Özellikleri baya baya iyi. Yüksekten pası biraz düşük. E, Nuno Mendes'in şöyle yapmış olsak biraz daha iyileştirebilir. Valla çok güzel oyuncu. Özellikleri baya bir sağlam. Şimdi Filiplam'ı en son değerlendireceğim. Öncelikle Van Buiten'den başlayacağım. Van Buiten'den başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir önce şunu belirteyim. 1.97 boyu var arkadaşlar. 1.97 boyu var. Hemen şöyle yükselttiğimiz zaman 100 oluyor. Güçlendirmesini açtığımız zaman 101 oluyor arkadaşlar. Şu anda bilmiyorum. Yani bu yeni menajerlerle güçlendirilmiş menajerlerle kaç olur bilmiyorum ama şu anda burada 101 gözüküyor. Kafa vuruşu 99. Fiziksel temas 99. Sıçraması zaten 85 ama çok da gerek yok. Zaten adamda 1.97 var. Formunun 2 olması avantaj. Defansif farkındalığı falan çok iyi. Ben e, maxlarsam, şöyle, yani ben bulmuş olsam şöyle yaparım. 12 yaparım savunmayı. Alt vücut gücünü de şöyle bir dakika yapamadık. Alt vücut gücünü de şöyle yaparım. En azından dayanıklılığı, hızı biraz daha iyileştirilmiş olur. Ben olsam bu şekilde yükseltirim arkadaşlar. Böyle de zaten yine 101 oluyor. E, hem hava üstünlüğü hem de kafa özelliği var. Diğer defansif bütün özellikleri var. Akrobatik bitiriş, e, bitiriş mi? Akrobatik uzaklaştırma da var. Hem bitiriş de var. Allah Allah enteresan. Kaptanlık, mücadele ruhu. E, top kesme göremedim ben bir tek. Açıyı daraltma falan var. Bir tane top kesme bulmak lazım. Yani abi al bu oyuncuyu ön direğe koy. 99 fiziksel temas. 99 kafa vuruşu. Yani 1.97 boy. Muazzam ya. Yani ön direğe koy bu adamı 1.97. %90 gol olma ihtimali bulma ihtimali çok yüksek olur diye düşünüyorum. Lothar Mateus'a bakalım. Birçok kartı geldi Mateus'un arkadaşlar. Yani Big Time geldi. Şöyle güçlendirilmiş olaraktan gelmedi. Güçlendirilmiş Epic olaraktan. Güçlendirilmiş Bayern Münih'ten gelmiş oldu. Yani şöyle bir kartı gelmedi. Ee, öncelikle bu kartına bir bakalım. Hemen şöyle bir bakalım. 102, böyle 103 oluyormuş. Lothar, Matheus. Özellikleri çok çok iyi duruyor. Üzerinde bence oynama yapmaya gerek var mı? Savunma bence baya fazla gibi geliyor ya. Savunma biraz bana fazla gibi geldi. Hatta şöyle yapabiliriz. Savunma bence çok fazla. Alt gücüne versek şöyle yapmış olsak. Çok daha iyi olur sanki. Bir tane de bitiriciliğe verelim. 103 oldu. Böyle sanki daha iyi. Dayanıklı en az. Abi Matheus'u ben zaten normal şartlarda da e, çok sevdiğim bir oyuncu. Zaten biliyorsunuz ah topot diyorum ben. Bende şu kartı vardı. Çok uzun zaman kullandım bu kartını. Çok da verim almıştım. E, bu kartından daha sonra bu kartını bulmuştum. Bu kartıyla da çok uzun zaman oynadım. Hatta böyle yapmıştık galiba. Böyle yükseltmiştim. Bu kartını uzun zaman kullandım. Çok güzel beğenmiştim. Ama bu kartı da gerçekten çok sağlam gelmiş. Ve defansif farkındalığı da çok yüksek arkadaşlar. Yani kesinlikle kullanılabilir. Defansif farkındalığı zaten dediğim gibi çok yüksek. Hatta şöyle bile yapılabilir. Dayanıklılığı biraz artırılabilir. Şöyle yapıp bu şekilde de kullanılabilir. Orta sahada muazzam bir kart. 98 şut gücü var. Mü müthiş ya. Müthiş bir kart. Çok iyi top kesmesi yapıyor. Bakayım şöyle bir açı daraltma falan al koy bulunsa var ya buna becerilere ek becerilere top kesme var zaten. Adam markajı Dengeli pas. Kayarak müdahale. Bir tane de açıyı daraltma bulduğumuz zaman var ya bu oyuncuya muazzam olur. Defansını isteğe göre yükseltebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Defansif farkındalığına ama bu şekilde ideal diye düşünüyorum ben ya. Fena. Çok fena bir kart. Ben zaten Mateus'u zaten seviyordum. Philip Lam oyuna ilk defa geldi. 102-103 oluyormuş Philip Lam. Defansif orta sahada da oynayabiliyor. Yüksekten pas, alçaktan pası var. Top sürmesi güzel. Sıkı top tutması iyi. Hız, hızlanma var. Her iki bekte de oynayabiliyor. Zayıf ayak yeteneği çok iyi olmasa da sol bekte de oynayabilir. Şöyle bakalım. Yerine orta dengeli pas. Ara pası verme. Hafif yüksekten pas. Top kesme. Defansif farkındalığı da zaten çok iyi. Bence üzerinde oynama yapmaya gerek yok. Ve oyunun herhalde stoperden bozmayı demiyorum. Bakın arkadaşlar. Stoperden bozma demiyorum. Herhalde oyuna gelmiş en yüksek bek oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Bu şöyle düşünüyorum. Dediğim gibi stoper olup sağ bekte oynayan oyunculardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Araho gibi vesaire. Onlar zaten 103 oluyor. Eyvallah ama Dediğim gibi, oyuna gelen sağ bek pozisyonundaki en yüksek bek oyuncusu olarak Roberto Carlos 102 oluyordu galiba. Philip Lam da 103 oluyor. Bek olarak oyuna gelmiş en yüksek oyuncu. Özellikleri de çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Muazzam. Formunun ikisi olması falan çok iyi. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum arkadaşlar. Top açılımı yapılır mı, yapılmaz mı? Ben bir birkaç gün bir değerlendirmesini yapacağım. Ondan sonra top açılımımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gel gelelim bu hesabımızda da yine kimi bulmaya çalışacağız arkadaşlar? Yine Jeremy Doku'yu bulmaya çalışacağız. Bir diğer hesabımız bu arkadaşlar. Yine buradan Jeremy Doku bulmaya çalışacağız. Haydi bakalım top açılımımızı yapmaya başlayalım. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi mutlaka yorumlara top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız ne kadar zamanda bu oyuncuları buldunuz veya sizce hangi oyuncular için top açılımı yapmaya değer yorumlarda buluşalım. Haydi bakalım ilk topumuz gelsin. Bastık. Haftanın oyuncularından top açılımımızı yapıyoruz. İlk topumuz geliyor. Haydi bakalım. İlk topumuz gelsin bakalım. İngiltere'den Martinez geldi. İngiltere'ye gittik ama Emiliano Martinez geldi. Devam edelim bakalım. İkinci ücretsiz topumuzu açtık. Haydi bakalım. İkinci topumuz geliyor. Bakalım bu hesabımızda bulabilecek miyiz dokuyu? Merak ediyorum. Gordon geldi. Yine İngiltere'ye gittik ama bu sefer de Gordon geldi. Valla kendi hesabımı bulamadım. Bir tane yan hesabımı açtım. Yine bulamadım. Bu ikinci yan hesabım. Bakalım iki ücretsizden bulmuş olamadık. Bulamadık bakalım. Üçüncü topumuz geliyor. İki ücretsiz açtık bir şey çıkmadı. Yine yok. Tamam geçtim. Trinkao geldi. Devam. Haydi bakalım. Dördüncü topumuz geliyor. Dördüncü topumuz geliyor. Bakalım bu sefer bu hesabımızda bulabilecek miyiz? 15 top açmış olacağız. Bu hesaptan da yani açmış bulamazsak eğer. İngiltere Ligi Cole Palmer geldi. Yani iyi bir oyuncu ama abicim dokuyu niye vermiyorsun ya? Kaka mısın sen ya? Son hakkımız nasıl nereden verdi oyuncuları? Dokuyu verecek abi. Bak bu sefer verecek. Bu sefer verecek ya Chouameni ya Doku. Ya Chouameni ya Doku. Bak, İngiltere'ye giderse Doku. Ya Chouameni ya Doku bence. İkisi de değil lan. Allah'ım ya Rabbim, iki tane şey bulmuş olduk. Güçlendirilmiş bulduk o ama bizim istediğimiz bunlar değildi ya. Bunlar değil arkadaş ya. Gerçekten enteresan. Yine dokuyu bulamamış olduk. Evet arkadaşlar bu oyunculardan top açılımı yaptınız mı yaptıysanız kimleri buldunuz? Hangi oyuncuları daha çok beğendiniz? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.